Arap takımı yanımızdan geçiyor. Bir oyuncumuz bu bölgede 3 Arap aracına karşı arada kaldı. Çok kötü sıkıştı. İlerliyor oyuncumuz, öndeki aracı takip ediyor. Arkasındaki araçlar da onu takip ediyor. 3 tane araç burada peşine düştü oyuncumuzun. Vita TV'den herkese selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün PUBG Mobile'de Türkiye vs Birleşik Arap Emirlikleri maçının ikinci oyununu oynuyoruz dostlar. Uçak alanı ortadan ikiye bölüyor gibi görünüyor. Ne avantajımıza ne de dezavantajımıza diyebiliriz. Yine biz alanın batısında olacağız ve Araplarsa alanın doğusunda olacaklar. PC PUBG ve PUBG Lite ile ilgili maçlarımızla ilgili çalışmalarımız ve organizasyonlarımız sürüyor. Yabancılarla, yani Hristiyanlarla genel olarak maç yaptığımız için birçoğu Noel'den dolayı bugünlerde maçlara davetiyelerimize icabet etmediler ve kabul etmediler davetiyelerimizi. Ocağın ikinci haftasından itibaren hız kesmeksizin PC PUBG maçlarımız da kaldığı yerden devam edecek. Evet, bizimkiler yola çıktılar. Uçaktan atlıyorlar ufak ufak. Taş ekibini görüyorsunuz. Pochinki'ye doğru yaklaşıyorlar. Pochinki 2 ekibimiz gidiyor sanıyorum ki. Araplarsa birazcık daha Yasnaya Polyana, Mansion ve Farm taraflarına, Milita taraflarına yoğunlaşmışlar. Military Base taraflarına giden bir Arap takımı görüyorum. Aynı zamanda bir Türk takımı da var. 4 numaralı takım. Alanın batı kısmında yer aldığı için sol köprünün yakınlarına bir yere iniş gerçekleştiriyorlar. Oyun ilk alanı bizim tarafa doğru vermiş ve alan 2 dakika içerisinde kapanmaya başlayacak. Bakalım oyuncular, Arap oyuncular nasıl bir rotasyon yolu kullanacaklar, nasıl bir taktik kullanacaklar, hep birlikte izleyip göreceğiz dostlar. Evet, Araplar yavaştan köprüden geçmeye başladılar. Milita'ya doğru ilerliyorlar. Bu bölgede bizim ekiplerden de bir numaralı takım Roza'a doğru ilerlemişler. Gözcülük yapıyor bizim ilk ekibimiz sanıyorum ki. Rozok taraflarına kadar ilerlemişiz. Rakibin yerini arıyoruz. Rakibin yerini bulup takıma bildireceğiz dostlar. Ama rakip şu anda çok daha farklı bölgelerde bulunuyor. Rozok tarafına yakın bir rakip oyuncusu göremedim henüz. Rozok'ta bulunan ekibimiz birazcık loot yapmaya durdular burada. Pochinki tarafında iki takım olduğumuz için sanıyorum ki loot'u yetiremediler. Bir yandan da rakibin bilgisini kovalıyorlar. Bilgi gelmesini bekliyorlar rakipten. İki Arap takımı, neredeyse iki Arap takımı bu bölgedeler. Drop'un gelmesini bekliyorlar. Gelince löpür löpür yiyecekler drop'u. Ama bir atış geliyor o tarafta. Evet, Araplar bir komünikasyon, bir iletişim hatası yaptılar ve birbirlerini düşürdüler yanlışlıkla. Bu tür oyunlarda biraz tecrübesizler. Yalan söylemeden geçemeyeceğim. Bu tür oyunlarda çok tecrübesiz Arap takımı. Çünkü biz sürekli oynuyoruz bu tarz oyunlar ve iletişim konusunda daha gelişmiş stratejilerimiz var. Kendi takımımıza team kill atmıyoruz kolay kolay. Ama Araplar çok fazla friendly fire atıyorlar. Çok fazla dost ateşi yapıyorlar. Bunda zamanla oynadıkça aşacaklarına inanıyorum yani. Bu arada bizim ekibimiz yaklaşmış o bölgeye. ABN takımıyla bir takımın arasında kalacağız. Evet, ekibimiz o bölgede aracı aramaya devam ediyorlar, kaybettikleri aracı. Aracın peşine düştük ve aracı kaybettik ama burada çok fazla Arap takımı var. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Arap takımı yanımızdan geçiyor. Bir oyuncumuz bu bölgede 3 Arap aracına karşı arada kaldı. Çok kötü sıkıştı. İlerliyor oyuncumuz, öndeki aracı takip ediyor. Arkasındaki araçlar da onu takip ediyor. 3 tane araç burada peşine düştü oyuncumuzun. Diğer 2 oyuncumuz da geliyor bu bölgeden. Diğer 3 oyuncumuz da geliyorlar desteğe. Oyuncularımız bu bölgede kaza yapıyorlar. Ve durmak zorunda kalacaklar galiba. Çünkü çok zor durumda kalacağız. Ateş bir kişiyi düşürmeyi başarıyor. Afan Ali'yi düşürüyor. Ateş ABN'yi yazmayı başarıyor. TGF'lerden bir oyuncu ateşi düşürmeyi başarıyor. ABN yazıldı ateş. 3 kişiyi yazdık bu arada bu bölgede. Bir aracı temizledik Araplardan. Can toplamaya çalışacağız ve düşüklerimizi kaldırmaya çalışacağız. Bu arada bilgi verdik galiba. Diğer takımlarımız da bu bölgeye doğru yola çıkacaklar. Ama bir oyuncumuz daha yerde bu bölgede. Umut da yerde. Tek bir oyuncu kaldı takımımızdan. Birinci takımımızdan tek bir oyuncu ayakta kaldı. Bomba çektik. Göndereceğiz bombayı. Evet, bomba geldi ama maalesef ki bu bölgede buradaki oyuncumuzu da tepeden gelen bir atışla, Toki'nin tepesinden gelen bir atışla kaybediyoruz. Araplar bir kez daha Toki'ye toplanıyorlar dostlar. Biz bir ekip kaybettik. Onlarsa 3 kişi sanıyorum ki.
Ama hayır, iki takım da birer ekip kaybetti. Hiçbir şey için geç değil. Bizim ekiplerimiz dört bir yandan sarıyorlar. Dört bir yandan geliyorlar bu bölgeye doğru. Araplar hala binada adam olduğunu, yabancı olduğunu sanıyorlar ve birbirlerine karşı eğim alıyorlar dostlar. Durum dengede. Alan hakimiyeti bizde. O yüzden çok fazla korkmamızı gerektiren de bir şey olmadığını düşünüyorum. Bizden edindikleri araçları almaya gitti Arap takımı bu bölgede. Daha fazla araç, daha fazla kar demek. Daha fazla hayatta kalma ihtimali demek. Ama ekiplerimiz geliyor dört bir yandan. Rozok tarafına ulaşmayı başardı bile destek kuvvetlerimiz. Araplar nereye gidecekler, ne yapacaklar, çıkacaklar mı, kalacaklar mı çok merak ediyorum. Kayra Arslan'ın ekibi geldi burada dağa. Rozok tepesine geldiler Kayra Arslan ve ekibi. Sağ tarafta da taş ekibi bulunuyor. Rozok bölgesinden açı arıyor ekibimiz bu bölgede. Açıkta denk getirebilirlerse düşürmeye çalışacaklar ama Araplar çıktı galiba çoktan. Biraz geniş alıyor Arap takımı. Hayır, hala alan dışındalar. İlginç bir şekilde rotasyona başlamadı Araplar. Geç kaldılar rotasyona. Şimdi harekete geçti Arap takımı. Hepsi birlikte çıkıyorlar bir kez daha. İki araç görüyorum. Renderımda bulunan. Bu arada bizimkiler geçen araçları fark ettiler ve darlıyorlar bu bölgede. Bir oyuncu düşürdük araçtan. Çok güzel. Marslı bir oyuncuyu düşürmeyi başarıyor bu bölgede. Araplar bu compound'da bu yerleşkeye kafa attılar. Yaklaşık olarak 8-9 Arap oyuncusu bu bölgeye giriş yaptı. Arkasından bizimkiler de kafaya gidiyorlar. Kafalamaya gidiyorlar. Araya kıstıracaklar Arapları bu bölgede. Amacımız bu. Düşürdüğümüz oyuncuyu yazmayı başardık. Düşürdüğümüz oyuncuyu yazıyoruz ve üstlerine koşuyoruz araçla. Araplar yine birbirini düşürüyorlar galiba. Hayır, pardon. Bizimkiler düşürüyormuş uzaktan. Yanlış görmüşüm. 2 oyuncusu yerde Arap takımının. 3 oyuncusu yerde. Bizimkiler girdiler. Ve burası bizim dediler. Siz nereye gidiyorsunuz dediler. Teker teker düşürüyorlar Arapları birer birer. 2 oyuncu daha yerde. Bir takımı daha wipe yedi Arapların. Adeta böyle mekanın sahibi gibi mekana girdi bizimkiler. Bir kill bile alamadı Araplar. Çok ilginç. İnanılmaz. Teker teker düştüler. Ne olduğunu anlamadı bile adamlar. Araplardan bir grupta Rozok açıklarında arazide açık kalıyorlar ve onlar da wipe yiyorlar. Son bir oyuncuları kalıyor. Son bir oyuncuları kalıyor. Arkasından darlıyoruz. Onu da düşürmeyi başarıyoruz galiba. Hayır, kaçıyor aracıyla. Gun takımımız 16 kişi. Araplarsa bir takım kaldı geriye. Hayır, iki takımdan farklı farklı oyuncular bulunuyor. Totalde 4 ya da 5 kişi kaldılar. 5 oyuncusu kaldı Arap takımının. Bizimkilerse bir kayıp bile vermeksizin 16 kişiyle devam ediyorlar. Sadece oyun başında verdiğimiz 4 kişilik kaybımız var dostlar. Buradan TGF takımının son oyuncusu sahilin kıyısında bandaj basmaya devam ediyor. Can yenilemeye çalışıyor bandaj basarak. Araplar Rozon karşısına doğru geçiyorlar nehirden. Ve bir kısmı yürüyerek bir kısmı da araçlarıyla devam edecekler. Alana girmeye çalışıyorlar. Bizimkiler hala alan dışındalar ama rotasyonumuz birazdan başlayacak sanıyorum ki bizler de alanı kovalayacağız. Alana doğru gideceğiz. Evet. Arapların şanssızlığı başlarını bela oldu dostlar. Peşlerini bırakmıyor. Aracı buraya saplandı bir oyuncunun ve kendi oyuncusu tarafından vurulup öldürüldü. Evet. Al birini vur ötekine derler yani. Al birini vur ötekine dedikleri olayın ete kemiğe bürünmüş halini izledik az önce. Kendi ülkesinden oyuncuyu fark etmedi. Bir iletişim hatası yaşadı ve oracıkta vurdu. Ama işin garip tarafını söyleyeyim, hile yapmıyorlar. Yani yenilseler de elinin emeğiyle bileğinin hakkıyla yeniliyor abi adamlar. Ha, bizim takım çok tecrübeliydi. Ben biraz fazla üzdüğümüzü düşünüyorum Arapları. Bunlar da gelmeyecekler. Bir dahaki sefere bunlar da oyuna gelmeyecek abi. Adamlar hiçbir şey yapamıyorlar. Biraz sağlam bir takım toplamışız galiba. Çok dengimiz değiller gibi hissettim ben bu maç için. Geriye 4 tane Arap oyuncusu kaldı. Bizimkilerse 16 kişi. Burada yılanlığa yılanlığa ilerliyor Araplar. Sürünerek ilerliyorlar bu bölgede. Alana girme mücadelesini sürdürüyorlar. Bizimkiler yanından geçti araçta, fark etmediler. Ama maalesef ki fark edildi. Ve düştü orada Arap oyuncu. Maalesef ki diyorum, hani tezat yapma babında, yanlış anlaşılmasın. Sonra linç yiyorum, o yüzden açıklama yapma gereği duydum.
Yukarı tarafta 3 oyuncuları kaldı. Onlar da sürüne sürüne ilerliyorlar. Taklana saklana alana ilerliyorlar. Yazık ya. Abi kıyamam ben size. Alan dışında kalıyorlar falan böyle. Teker teker vuruyor bizimkiler. Yakaladığını indiriyorlar. Yakaladığını indiriyorlar dostlar. Geriye sadece ve sadece birkaç oyuncuları kaldı. Galiba bittiler. Bittiler evet. Bizimkiler baş başa kaldılar. Şimdi oyunu bitirmek için birbirini vuracaklar. Gayet keyifli, eğlenceli bir oyundu. Bizimkilerin ellerine sağlık diyorum. Ve bir sonraki maçta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın dostlar. Bir sonraki maç yarın sabah yayında olacak.